Merhaba arkadaşlar, tekrardan buluştuk. Bu videomuzda eşeği süzüreme ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ben dediğim gibi elimden geldiğince konular sonunda soru çözümü yapmaya çalışacağım. Şimdi sorularımıza başlayalım. Birinci soruda diyor ki, bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üretebilir? Bakın farklı diyor. Şimdi kalıtsal yapısının farklı olabilmesi için eşeğli üreme olması lazım. Dolayısıyla ben şıklardan eşeğsiz üremeleri bulurum. Geriye kalan zaten eşeğli üremedir. Hemen okuyoruz. Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesi. Bakın yumru gövde diyor. Vejetatif üremede yumru gövdeyle üreme vardı. O zaman bu nedir? Eşeğsiz üremedir. Sarımsak dişlerinden birinin ayrıştırılıp toprağa ekilmesiyle. Bu arkadaşlar yine vejetatif üremenin soğanla üreme kısmına girer. Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesi, yaprak, bakın hatırlayın neydi bu? Çelikle üremeydi. Yaprak bir çeliktir arkadaşlar. Yani çelik diyoruz biz buna. Çelikle üreme olur. Kayısıdan alınan bir dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla. Zaten ismini de vermiş hemen burada aşılanma demiş. Aşılanma da bir vejetatif üreme şeklidir. Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesi. Bakın tohum diyorsa tohum eşeğli üremeye girer. Tohum mayoz ve döllenme sonucunda oluşur. Dolayısıyla bu nedir? Eşeğli üremedir. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir bitkiye ait yapılarından hangileri doku kültürü yöntemiyle geliştirilip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olur? Arkadaşlar doku kültürünün oluşabilmesi için, doku kültürü yöntemi olması için hücrelerin bir araya gelmesi lazım. Çünkü bir organizasyonu hatırlayın. Atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller bir araya gelerek organelleri, organeller bir araya gelerek hücreleri oluşturuyordu. Hücreler de bir araya gelerek dokuyu oluşturuyor. Dolayısıyla doku kültürünün oluşabilmesi için hücreleri alması gerekiyor. O zaman hücreyi aldım. Embriyo ve organ demiş. Bunları kullanarak yeni bir bitki oluşturamam arkadaşlar. Yani daha doğrusu doku kültürü yöntemine girmez bu. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla üreme görülür? Rejenerasyon neydi? Yenilenme. Uğur böceği, kertenkele, planarya, ahtapot ve ağaç kurbağası. Şimdi rejenerasyonu hatırlayalım. Bir doku düzeyinde vardı, bir organ düzeyinde, bir de sistem düzeyinde vardı. Arkadaşlar, doku düzeyinde olan yaraların iyileşmesi, organ düzeyinde olan karaciğerin kendini yenilemesi veya işte kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesiydi. Bunlar üreme değildi. Ama sistem düzeyine geldiğimizde planarya, işte deniz yıldızı gibi canlılarda görülüyordu. Yassı solucan gibi canlılarda görülüyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Planarya olacak. Geçelim sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Diyor ki, verilenlerden hangileri çiftçiler tarafından eşeğsiz üremenin tercih edilme gerekçelerindendir? Hemen okuyalım. Kolaylıkla çözebileceğimiz bir soru. Ürün kalitesi yüksek olan bitkilerin kalıtsal yapılarının korunması. Şimdi eşeğsiz üremede neydi? Kalıtsal yapı korunuyordu, değişmiyordu. Dolayısıyla bu bir sebeptir. İkinciyi okuyoruz. Kısa zamanda çok sayıda oğul dölün oluşmasına olanak sağlaması. Eşeğsiz üreme arkadaşlar oldukça kısa zamanda gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğada biyoçeşitliliğin artmasına neden olması. Bakın çeşitliliğin artması eşeğsiz üremede yok. O yüzden bunu almıyoruz. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Gelelim 5. sorumuza. Çoğalmasını bölünme yoluyla yapan bir organizma için. Şimdi çoğalmasını bölünme yoluyla yapıyorsa o zaman bu organizma tek hücrelidir. Tek hücrelileri hatırlayalım. Bakteriler ve protistalar demiştik. Şimdi bakteriler prokaryottu. Dolayısıyla bunlar amitoz bölünmeyle yapıyordu. Ama protistalar ökaryot oldukları için normal mitoz bölünmeyle yapıyorlar. Diyor ki tek hücrelidir. O zaman bu doğru. Ortam koşullarına dayanıklı birey oluşturur. Arkadaşlar eşeğsiz üremede ortam koşuna dayanıklı değil dayanıksız bireyler oluşur. Dolayısıyla bu yanlış. Bölünme sadece mitoz ile olur. Az önce ne dedim? Bakterilerde amitoz görülür dedim. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız 1 olur. Gelelim 6. soruya. Tomurcuklanma ile çoğalma canlılarından hangilerinde gözlenmez? Şimdi tomurcuklanma kimlerde görülüyordu? Maya mantarlarında veya bira mayasında, hidrada, bir de arkadaşlar bazı protistalarda görülüyordu. Dolayısıyla burada dahil olmayan canlı hangisidir? Bakteridir. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız
1. Bu arada soruları iyi okuyun. Gözlenir, gözlenmez karıştırabilirsiniz. Çünkü şıklarda mutlaka 2 ve 3'ü de vermiştir. Gidip direkt onu işaretlemeyin. Kesinlikle iyi okuyun arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki, yanda eşeğsiz üreme çeşitlerinden biri şematize edilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Hemen üreme çeşidine bakıyorum. Bir canlı kesilmiş ve kesilen her bir parçadan yeni canlılar oluşmuş. O zaman bu nedir arkadaşlar? Rejenerasyondur. Rejenerasyon. Okuyalım, hangisi yanlıştır diyor. Şematize edilen olay rejenerasyondur. Bu doğru. Bu üreme şekli omurgasız ve omurgalı tüm canlılarda birey artışını sağlar. Arkadaşlar hatırlayın rejenerasyonu. Dokuyu organ düzeyinde olanı da vardı. Burada birey artışı yoktu. Dolayısıyla bu yanlış. Diğerlerini de okuyalım. Bu olay sırasında sistem düzeyinde yenilenme görülür. Evet, sistem düzeyinde oluyordu. Birey sayısı artıyordu. Doğru. Bitkilerde görülen vejetatif üremenin karşılığıdır. Vejetatif üremeyi anlatırken demiştik rejenerasyonun karşılığıdır diye. Bu da doğru. Bu olay sırasında hücre bölünmeleri ve farklılaşmaları görülür. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? B şıkkı olur. 8. soruya gelelim. 8. soruda diyor ki, şöyle alayım sorunun hepsini. Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılır. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? Şimdi bizim bu tespiti yapabilmemiz için oluşan yapıların her birinin özelliklerinin aynı olması lazım. Peki her birinin özelliğinin aynı olması neye bağlıdır? Mitoz bölünmeye bağlıdır. Dolayısıyla şıklarda mitoz bölünme arayacağız. A şıkkını okuyoruz. Vücut hücrelerinin tamamının mitoz sonucunda oluşması. İşte cevabımız bu olacak arkadaşlar. Ama diğerlerini de mutlaka okuyalım. Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ları. Biz farklılık aramıyoruz. Ne arıyoruz? Aynılık arıyoruz. Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamı da farklı genetik bilgi. Bakın burada da farklı demiş. Bu da olmaz. Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerinden farklı genlerin bulunması. Burada da farklılıktan bahsetmiş. Bu da olmaz. Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleriyle ilgili ikişer adet. İkişer adet dediği yani hani burada sayının herhangi bir önemi yok. Dolayısıyla bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Evet, böylece eşeğsiz üremeyi bitirmiş olduk. Bununla ilgili birkaç tane soru da çözmüş olduk. Bir sonraki videoda, bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.